Aslında ben şeydir yani kaç yıldır yani politik arenadan çekilmiştim. Aktivizmden de çekilmiştim. Yani hem oyunlarıma yoğunlaşmak için hem de gençlere alan açmak için biraz uzak duruyordum. Sonra bir seçim yaklaştı. Böyle bir hani şeyden derler ya tabağımdan böyle bir isteğin olduğunu duydum. Ben yapamam dedim. İşte yeni bir hastalık geçirdim. Sonra birden orada Çanakkale'de yaşıyorum. Oradaki arkadaşlarım kendime çok yakın hissettim. Dedim üye olurum. Hani Çanakkale'ye gidince uğrayacağım bir yerim olur. İşte LGBT artı bireyler de geliyormuş. Komisyon oluşturacaklarmış vesaire. Onlara deneyim aktarırım. Böyle sonra üye olduğumu öğrenmiş tipteki arkadaşlar. Beni aradılar. Sizinle hani yüz yüze görüşmek istiyorum. Bir hani ben de şey zannettim. Hani ben tiyatro yapıyorum. Sanatla ilgili konuşacağız vesaire. Sonra geldim. Çocuklar bayağı bir çalışmışlar. İşte hani bunun altyapısını oluşturmuşlar. Tabandan gelen bir altyapı öyle söyleyeyim. Ben de şımarıklık yapamadım. Çünkü LGBT hareketi için çok önemli bir şey. Yani ben olmasam başka biri olsa aynı şekilde destek verirdim. Önemli olan bizden bir temsilcinin bir mecliste olması. Çünkü siz de tahmin edersiniz ki biz en kuyudayız yani. Yani bazen kendimi böyle şey gibi hissediyorum. Yıllardır, 30 yıldır ben kendimi kuyuya düşmüş Yusuf gibi hissediyorum. O kervan ne zaman gelecek beni kurtarmaya, bizi kurtarmaya? Belki de kervanın geleceğini işarettir bu. Umarım seçilirim, orada olurum. Kimliğimden dolayı HDP'nin içinde HDK döneminde parti şey HDK meclisinde falandım, divandaydım. Biraz o tarafa yakın hissettikleri için derzenişler geliyor. Böyle hani destekliyorlar aslında. Fakat böyle daha yakın olduğum hani ailem, yani birileri. Neden hani Yeşiller ve Sol Parti değil de oradan aday olduğunu diye soruyorlar. Ben de diyorum ki aslında aynı bloktayız. Yani talepler aynı. Bir de siz neden İşçi Partisi diye sordunuz. Çünkü Türkiye İşçi Partisi gerçekten çok samimi ve çok genç bir şey var, çalışan üyesi var. Çok candan ve cıvıl cıvıl, inanılmaz bir samimiyet içerisinde. Ve Erkan Baş bir yıldan fazladır. Ne olursa olsun biz meclise bir LGBT'yi sokacağız diye söz verdi LGBT artılara söz verdi. Böyle bir sözü var. Dolayısıyla ben de sosyalist kimliğimden dolayı işte sınıf eksenli baktığım için emek noktasından hayata baktığım için yani biz görmedik bizden sonraki kuşaklara benim de bırakacağım eşit şartlarda refah içinde LGBT'lerin de yaşayabileceği bir dünya bırakmak. Ben artık bu yaştan sonra bunu yapabilirim. Çünkü ben eleğimi elemişim. Bunu mu elemişim pardon, eleğimi asmışım. Bazen de şöyle diyorum. Ben dervişim, habam dolu. Ben habamdan size veririm. Siz de yeni şeylerle benim habamı doldurun. Ben sizin de dervişiniz olayım, taşıyayım. Ben gezginim aynı zamanda. Bir kere LGBT artıların aciliyeti var. Yaşam barınma sorunu açarsak eğer, işte ev tutamama, mahalle baskısı, bütün bunlar var. LGBT artıların güvende yaşayabilmesi için anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin mutlaka olması gerekiyor. Bir kere yurttaş olarak bizi tanımaları gerekiyor. İlk talebimiz bu olacak ve yani yaşayamıyoruz. Yani barınma hakkı yok, hiçbir hakkımız yok, hiçbir yasal güvencemiz yok.
özellikle trans kadınların, trans erkeklerin sağlık alanında çok zorluklar çekiyorlar. İşte çünkü trans görünürlüğü çok nettir. Ya da işte kimliğinizi gösterdiğiniz zaman hemen anlaşılıyor. Dolayısıyla bunları gündeme getireceğiz. Bu haklarımızı geri alacağız. Yani bizim elimizden alınan bütün bu hakları geri almak için, işte biz görünürlüğü her yerde kılmak için, evde, okulda, iş yerinde, biz her yerdeyiz aslında. Oralarda da görünür olmak istiyoruz. Yani bunun en iyi ayağı da meclis olur. Mecliste görünür olduktan sonra bunlar gündeme gelecek. Ve tabii LGBT artı birlerin taleplerini de önce esmeray olarak dinleyeceğiz. Ve evime dolduracağım. LGBT artıların, engellilerin, Türkiye'deki yani işte beyaz, zengin ve hani Türk olmayan, böyle bir şey vardır ya, tırnak içinde. Türk halkı için demiyorum ben. Üzerimizdeki Türk genellik baskısı, ondan bahsediyorum. Olmayan herkesin talebiyle gideceğiz. Çünkü ben kalp ameliyatından sonra engelli raporu aldım ve bir engelli deneyimim oldu. Engellilerin hiçbir hakkı yok aslında. Yani mesela 2300 lira en son zamlarla birlikte 2300 lira şey veriyorlar, maaş veriyorlar ve tek yaşıyor diyelim bu. Kiralar 10 binden başlıyor. Şimdi ölüyor ve sonra kızıyorlar insan bunlara. Şimdi ben daha iyi anladım. Ben de önceleri çok kızıyordum. Yolda gördüğüm engelli dilencilere. Şimdi çaresiz, iş verilmiyor. Aşı yok, kira ödeyemiyor. Ne yapacak? Yani bu insanları dilendirmeye mahkum ediyoruz. Bütün bunları dile getireceğiz. Herkes gibi biz de yurttaş olarak eşit, özgür ve refah içinde yaşayacağımız hayatlarımız olsun. Çok az bir talebimiz var yani. Herkes gibi yaşamak. Bu kadar basit aslında. Çok görülür aslında, siz de tahmin ediyorsunuz aslında. Yani iktidar partisi bir kere yok sayıyor bizi. Son zamanki LGBT'lere yönelik kampanyalar, yapılan işte büyük aile buluşmaları. Mesela o büyük aile buluşmaları hangi aile? Biz aile değil miyiz? İktidarda olan partinin tavrı bu. Hatta iktidarda olan partiye bir şey, Yeniden Refah Partisi şart koştu. Kadınları yok saymak, kadınların edinilmiş bütün hakları ellerinden almak. Nafaka alın diyor kadınlar. Yani kadınlar yaşamasın, eve kapatın diyor. LGBT'leri zaten yok edin. Yok edin. Ve İktidar Partisi de bu talepleri kabul etti. Bir ortaklık yaptı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. CHP'nin LGBT ile ilgili açılımları var. Fakat pratikte çok fazla görmüyoruz. Genel merkezde fazla görmüyoruz. HDP'nin parti tüzüğünde, programında çok ciddi yer vermiş ve mecliste dile getiren tek parti tiple birlikte ve zaten tipi biliyorsunuz, adayı gösterdi. Hani o kadar ileride bir politika üretiyor. Mesela hani İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaksızın yani geri alacağız. Bir kere yani bunun tartışması olamaz. Bir kere kadınların pazarlığı üzerinde ve LGBT'lerin pazarlığı üzerinde politika yapmasına izin veremeyiz. Bu nasıl bir şeydir yani? Bizim üzerimizden pazarlık yapıp anlaştılar. Bizi yok etmek üzerine pazarlık yapıp anlaştılar. Yani en azından hep yani tabii ki Türkiye İşçi Partisi'nin gündeminde de bu olacak. Benim de en önemli gündemlerimden biri bu olacak. Meclise gidersem şayet. Şöyle yani görünür olarak iki olacak. Yoksa kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece ben görünür, kimliğime sahip çıktığım anlamında evet ilk. O an kendini gizlemek zorunda kalanlara haksızlık olur. Ben
Onu şey katılmıyorum çok fazla. Ama görünür olarak politik bir yön yerinden gelen bir olacak bu. LGBT'ler 30 yıldır ilk başladığı Lambdan, Kaosgele'ne başladığı dönemlerde ben zaten LGBT hareketin içindeyim. Çok yol kat ettik. Yani çok iyi noktalara geldik. Çok insanın görünür olmasına vesile olduk. Fakat edinilmiş, elimizden alınmış hiçbir hakkımızı geri aldık mı? Hayır. Buna izin vermediler. Bundan sonra bunun için çalışacağız artık. LGBT dernekleri bu konuda çok iyi çalışıyor. Zaten LGBT artıların varlığı, mesela trans bir kadının varlığı zaten kendi kendine politik bir durum. Yani şöyle bir saç atması bile politik bir durum. Sosyal medyada paylaştıktan sonra hiç olumsuz bir tepki gelmedi. Hiç beklenmedik yerlerde destek geldi. Arayan oldu. İsim vermeyeceğim ünlülerden arayan olup destekliyoruz sonuna kadar dediler. Bunlar zaten ben aday olduktan sonra açıktan destek vereceklerini söylediler. Şimdi aday olduğum için henüz netleşmediği için bunları göze aldım. Ben zaten 16 yaşında ailemden ayrılıp trans kimliğimle yaşayacağım deyip hani o zaman tek başıma ve 16 yaşında her şeyi göze alıp çıktım ve bugüne geldiysem bunu yoldaşlarımla, peki herkesle, hatta bloktaki herkesle göğüs gelebileceğiz diye düşünüyorum. Yani ben Hortum Süleyman'ın elinden geçmiş birisiyim. Onunla baş ettiysem bu herkesle baş ederim. Yani en azından mücadele ederim diye. Eğer iktidar değişirse yani ben de meclise gidersem yani bayağı bastıracağız işlevsel hale gelmesi için. Ve geleceğini de düşünüyorum. Çünkü yani bu şey blok yani millet bloğu zaten bütün ötekileri talebini biliyor ve parlamenter sisteme geri döndüğümüzde demokrasi gelecek. Demokrasi geldiğinde kimse susturulmayacak. Kimse talebi yüzünden Twitter ya da işte ne bileyim sosyal medyada tepkisini yazdığı için gözaltına alınmayacak. Bütün bunlar aşıldıktan sonra LGBT politikasının açılımını da işlevsel hale getireceğiz. Zaten onun için meclise girmeye çalışıyorum. Onun önünü açmak için.